Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala uşbudu seyyidul ayyam cüm'a günü de kılıyatken ibadetlerimizi husnü kabul kıyam olsun. Ötken cüm'a vada kıyamızdik. Bir neçe cüm'a mavizalarımız büyük imamımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hayatıya taluqli boladı. İnşallah bugün devam etkizgen bolamız. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanife bir anlı gıybat kimiydi. İbn-i Mubarek rahmetullahi aleyh aytadılar. Abu Hanife gıybattan uzak insan idi. Hatta ki düşmanını ham gıybat kımasıdı. Hamamızga malum gıybat bu ağır günahlardan. İnsan gıybet kılıçlığı bilen, özünü Müslüman biraderini, göçünü yegen bilen beraber buladı. Müslüman gıybet kılıçlığı bilen, özünün savablarını gıybet kılıniyatken kişiye ötüp geçişe sebep nişte kıyan buladı. İmam-ı Azam hatta düşmanını hem eğer bura sormasa, gıybet kılmasıdır. Bir adam, ikinci adam bilen bir kudandacılık kılmakçıb olsa, oğlu ya ki kızı hakkında malumat sorup kese, şu sorup gegen adamga, şu sorup gelen adamın özüge gene eğer birer aybı buladığın basa bildirişlik mümkün. Ya ki birer bir zalimini zulmeden kutkarıp kalıştığı için onu zalimini yine etişi gıybet bu muydu? Birer insan birer bilen bir şerik ticaret kumakçı olsa, hıyanatkar olsa ya ki kendidir başka bir aybı buladığın basa şu nesanı sorup gelen adamın özüge gene etişlik mümkün. Endi bunu faş kılıçlık, adamlar da ortasında yayı vuruşluk, bu men kılıngan gıybet. İmam-ı Azam hatta düşmanını hem, eğer kele bura sormasa, gıybet kımasa. Sufyan-ı Savri rahmetullahi aleyhi haytadılar, Abu Hanife, özünün hasanatlarını başkalarına ötkezip yöredigen amellerini kılıçtan uzak edediydi. Bana şu gıybet hakkında hadislerini okuyumuzda, ya beparvalığımızdan, ya imanımızı zayıflıgiden etibar vermemiz ki, şu aytilinirken hadis siz bilen bizi üstümüzde 100% şüphe oladı. Lekin parvaqı mıyımız? Çünkü salaflardan biri aytadı, salaf salihinlerden biri aytadı, eğer men gıybet kımakçı olsam, ata enamı gıybet kıyam olardım dedi. Madem ki gıybet kılıngan adamga, gıybet kılıçını savabı ötüp yeterken mi? Savabım ata enem göçlüge torurab oladı. Gıybet kılıç gereği olsa, ata anamı gıybet kıyam olardım dedi. Merhamamızda malum hadis, meşhur hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ Muflis, kim ekenliğini bilasılar mı? Sahabalar yetişti, dinarı, dirhemi, dünya bir çakası bu mu? Ya adam bizde muflis değildi dedi. Peygamberimiz ettiler, meni ümmetimden bugün müflis, kıyamet günü de namazı bilen keledi, rozası bilen keledi, savab amelleri köp keledi. Ama hayatta dünyadalik devrede kimidir sökken, kimidir hakaret kıyan, kimi malını tartıp agen, mana şu hakdarlar dünyada hakkını alamayan olsa, kıyamette şu kişinin savablarını ap getirdi. Savabları komediyen olsa, özünü günahlarını yükletişedi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh gıybetten uzak bugün kişilerden. Abu Hanife'ye adamların bergen bahaları. Bir çırali Arabi bir hikmet var. Elsinatul halk aklamul hak. Halayıklarının tilleri hak kalemleri. Kaytaramız. Halayıklarının tilleri hakning kalemleri. Adamlarını köpçülüge bir adamı yakşı diyekken bosa. Demek şu adamın yakşı insan ekenliğe dalil boladı. Ve cüda köp adamlar bir adamı yaman diyekken bosa, halk yaman diyekken bosa, demek mana şu adamın hakikatten yaman ekenliğe dalil boladı. Müslüman adam hayriyet mastarı. Müslüman adam atrafıge fakat yakşılık uruğunu saçadı. Adamlar onu fiil atvarıdan, hulkıdan, adamlar faydalanadı, menfaatlanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanları da bir cenazanı kötü alıp tutup alıştı. Kim eken bu, kim eken bu deyip soruştu.
falancı falancı kanak adamıdır bu. Deyip soruyanlara da adamlar yakşı adamıdır deyişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, vacib etti. Vacib oldu. Yine bir adamı cenazesine örtüştü bir kança vakitten ki, ha bu kim eken? Ha bu falancı. Kanak adamıdır bu. Ha bu yaman adamıdır deyişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vacib oldu dediler. Şunda sahabeler, neme vacib oldu ya Resulullah? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Ayyüme muslimin şehide lehu arba'atun bi khayrin adhalahu allahul cennete. Kaysi bir kişiye, bu hadis İmam Buhari'den. Buhari'nin sahihlerde keltirilgen. Kaysi bir mominge, musulmange, tört kişi, yakşı insan ekenliğe güvahlik birse, Allah bu kişinin cennetke kirgizadı. Kaysi bir mominge, tötte adam, yakşı insan ekenliğe güvahlik birse, Allah bu kişinin cennetke kirgizadı. Şunda sahabalar, üçte bosaçı ya Resulullah'da işte. Yakşı da üçte adam güvahlik görseçi, üçte bosa yani. İkide adam güvahlik görseçi dedi. İkide adam ben dedi. Sahabalar aydılar, bitti bosaçı deyip soramadıydı. İmam-ı Azam'ın zamandaşlarını ekseriyeti hemmesi muhtagen. Min yıldan artık yaşayıp gelirken bana şu müddetteki Müslümanlar hem İmam-ı Azam'ın muhtagen. Neçin milyonlar ya Müslüman buladı bu? Şimdi şimdi bir davrge geldik ki bu uluğ imamlar hakkı da Nacio'ya geplendi, geplendiğin adamlarım oramızda toplup kolu yaptı. Afsus. Afsus. İtibar beradigan bo'lsak, bu maqtalgan odamlar kimler desiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maqtagan üçte asırning odamları. En yaxshi asır, mening asırım dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özü yaşagan ve sahabaları yaşagan asır. Sümme lezine yalunahum. Sonra menden keyingi asır. Tabiinlerde asırı. Sümme lezine yalunahum. Sonra ulardan keyingi asır. Resulullah zor degen üçte asırın adamları bu kişinin yakşılığı güvahlığı vergen. Bu adamlar hakkı da Naco'ya yaptı yapılışıydan cüde bir ihtiyat buluyorduk. Ebu Hanife'nin amanatdarlığı. İbni Uyayna rahmetullahi aleyh eytadı. Ebu Hanife'dek amanatdar kişini görmedim. O kişi vefat etkeni de üyden 50 bin dinarga yakın amanat mallar çıktı. Onlardan bir dinarını hem zayi yakıma geldi. Bir insanın amanatdarlığı onun imanıya, İslam'a dalalat kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler. İmam-ı Ahmet'in musnadlarında keltirilgen. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. La iman limen la amanata la ve la din limen la ahde la. Amanatdarligi yok kimsenin imanı yok. Ahdi yok kimsenin dini yok. Müslüman adamda amanatdarlik sıfatı buluşluğu gerek. Amanat değildi mi? Hıyanattan ihtiyat bulsun. Ahdi de turuşluğu gerek Müslüman. Buraya vade verdi mi? Mana bu nesilge keleşildi mi? Keyin raya öz yarıp kalmasını gerek. Üyüye varıp yiyenden keyin. Baraka kaladı, keleştiydi. Bir varıp geledi üyüye, fikir özgarıp geledi. Amanatdarlık bu Müslümandaki bir en közge körüngen ve zarur bugün sıfatlardan. Eğer bir soldagir adamı aytılınsa, mağam adamı işge alayım, işge alayım. Fakat ayıbı şu kulap kaladı, keç kap geledi, ençemce köp yapırıp koyadı. Lekin amanatdar dese, haligi omonatdorlik degan sifatı belgi ayblarini nima qiladi? Yo'q tashaydi. Endi aksincha, mana odamni oling deydi. Hisob kitobga zo'r, kuchlik, vaqtida keladi. Faqat bitta aybi bor. Omonatdor emas desa, mana shu omonatdor emas degan sifatı narigi sifatlarni yuvib ketadi. İmom-i Azam rahmatullohi alayh omonatdor kishi edi. Kunlarning birida Abu Hanifa rahmatullohi alayhning birodarlaridan bittasi menga falon sifatdagi bir ton yoki chakmon olib bering deydi. Kütüpürün, bu gende aytaman deydi. Bir kança vakit öttü, ana şu kişi talep kıyan kim keldi. Buralarını çakırdı, bana o sizi talep izledi. Kördü, sıfatı yoktu, kiyip gördü, makul buldu, narkı kança dedi. Bir dirham dedi. Güdeyem az buldaydı, bir dirham. Bundan bir kança bari kımmatı da buldu.
Bir neçe barabar. İmam dedi, hazlaş yapsın mı dedi. Yok hazlaş mı yapman dedi. Maskara kıl yapsın mı yok dedi. Maskara mı kıl mı yapman dedi. Neme ki bir dirhem diye yapsın dedi. Yigime dinardan kem bu miydi bunu hakiyim? Keçe ikide ton aldım dedi. İkide ton aldım. Narkı yigime dinarı bir dirhemge aldım dedi. Bittesini sattım yigime dinarge. Bu ton menge bir dirhemge kaldı. Bir dirhemge alayım dedi. Ana biraderçilik. Eğer amanatdarlık bo'lmasa, qo'l ochiqlik bo'lmasa, saxovat bo'lmasa, şu ishni qiladimi? 20 dinorlik tonni, 20 dinorlik tonni bir dirhamga beryapti. Abu Hanifa rahmatullohi alayh halim insonlardan bo'lgan. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Abu Hanifadek halim kishini ko'rmadim. Hammamizga ma'lum. Zamonimizda mana shu halimlik ko'tarilib ketyapti. Fe'limiz torligidan, asablarimiz tarangligidan ana shu halimlik degan sifat ko'tarilib ketyapti. Esimizdan chiqmasin. Halimlik xulqlarning sayyidi hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar sahobalardan biriga. Alloh taolo sizda bir sifatni yaxshi ko'radi deydi. Al-hilmu val-anat. Shoshqaloq bo'lmaslik va halimlik deydi. Mana shu Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan bittasi halimlik. Imom Azam mana shunday kishilardan bo'lgan. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh özünü zamandaşları bergen güvahlilerine karasak Abu Hanife ulamalar arası da huddu halife emirlerinin arası da turgen dekedi. Halife emirler de aldı da kendi bir acil alıp duradı. Abu Hanife alımlar da aldı da bana şimdi acil alıp duradı gençlerden. Yine ayetlerdi Abu Hanife öte fahimli kişiydi. Agar u kishiga keltirilgan hadis sahih ekani ma'lum bo'lsa, boshqa xabarni qidirmas edi. Ayrim odamlar bor, oyatni aytsang, sahih bo'lgan hadisni aytsang, shart qabul qilib, bo'yinsunishlik o'rniga o'zini fikrini aytadi. O'zini zamonasidagi ayrim odamlarga gapiga taqqoslaydi. Va o'zini zamonasidagi odamlarga gapini bu hadisdan yoki oyatdan gapini, o adamın gapini to'g'riroq deb biladi. Mo'min odamning holati qanday bo'lishi kerak? Mana ikkita oyat o'qib beraman. Astag'idu billah. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Bizi siz bilan bizi iymonimiz qaysi darajadaligini mana shu oyatni o'qib bilsak bo'ladi. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha hargiz mu'min bo'la olmaslar. Ikkita musulmonning o'rtasida muammo chiqdi. Hakam kim? Qozi kim? Kim oldiga boramiz hal qilgani bu muammoni? Alloh va Rasulining so'zini oldiga. Xo'p bordik. Alloh va Rasuli hukmni chiqardi. Endi bizi ishimiz nima bo'ladi? Bo'yinsunishlik, taslim bo'lishlik va qalbimizda norozilik hissi qolmasligi kerak. Siz noto'g'ri qilibsiz. Siz endi to'lab berasiz shu narsani desiz, yoqmaydi hali odamga. Yur, nariga domladan so'raymiz. Yok, bunga yol yok. Talak tushibsiz, yur, nariga domlaga boramiz dedi. Mo'min odam oyat hadisda aytilganda taslim bo'lishligi kerak. Taslim bo'lib ham qanaqa? Xursandchilik bilan bajarishligi kerak. G'udrashligi kerak emas. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hadis ilmining, hadis tafsirining bilimdoni edi. Mana bilasizlar, imoma Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hanifadan keyingi davrda yashagan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zining zamonasidagi hadisning eng bilimdon kishisi bo'lgan. Abu Hanifadek hadis tafsirini biluvchi kishini ko'rmadim deydi. Endi o'tgan darsda ham aytdim, bugun ham qaytaraman buni. Shunday bir odamlar bor. Hadisni o'zidangina shariy hukmlarda chiqarib olsak bo'laveradi deydiganlar. Mazhabda bizga keragi yo'q deydiganlar bor. Bu odamlar
Agar hadisni o'zini o'qiblar, shariy hukm chiqarib olaman deyotgan bo'lsa, demak bu odam o'zini imomi azam darajasidagi ilm egasi ekanligini da'vo qilyapti. Shuna desam to'g'ri bo'ladi. Bizga mazhabni kerak yo'q, biz hadisni o'zimiz o'qib fatvo chiqarib olamiz deyotgan odam, men imomi azam darajasiga yetdim, menga mazhab bosh kerak emas, men o'zim yo'l topib ketaveraman deyotgan bo'ladi. Rozimisizlar? Shuna bo'ladi da'vosi. Aytinglarchi, yer yuzida mana shu to'rtta imomda birortasiga hozirgi kunda ilmi teng bo'lgan olim bormi? Bizi oramizda imom-i azamni ilmiga teng ilmim bor degan odam bormi? Yo'q. Ketdik. Yarmigacha. Yo'q. To'rtdan bir ilmiga teng keladigan odam bormi ilmli ishimizda? Unda nimaga mazhabni yig'ishtirib turib biz hadisda o'zidan fatvo ola olamiz deb ayta olamiz? Samolyot yasashdi, misolini bir qaytarib qo'yamiz. Chunki bu juma o'tgan juma kelmagan akalarimiz ham bor. Samolyot yashamoqchi bo'lgan odam, uchmoqchi bo'lgan odam nima qiladi? Hozirgi kunda samolyot sozlik qaysi darajaga yetib kelgan bo'lsa, ana shu yetkizgan joydan boshlab samolyot qilib ketaveradi. Zavod quradi, texnologiyasini olib keladi, stanogini olib keladi, ustasini olib keladi, samolyotni yasab turib uchib ketaveradi chiqib. Endi bu osmonda uchishlik boshlanishi qana bo'lgan? Tarixiy filmlarda ko'rsanglar ko'rasizlar, ponakaga o'xshagan narsadan samolyot qilib irg'ibdi, samolyot sinib ketayotgan, qanot baylab uchayotgan, qoqilib so'qilib 100-200 yil deganda mana shu hozirgi davrga yetib keldik samolyot sozlikda. Endi ayting. Mana shuncha yillik tajriba to'plangan ilmdan foydalanmasdan chekiga surib qo'yib, men o'zim boshidan boshlayman deb qanot qoqayotgan odam aqlli odam bo'ladimi? 1000 yildan beri bu mazhablar odamlarda boshqarib hayotidagi mushkullarni hal qilib, shar'iy fatvolarni hukmlarda aytib turgan bo'lsa, endi bu narsalar kerak emas, biz hadisda o'zi bilan ketaveramiz deyishlik. 1000 yillik tarixga bo'lgan bu mazhabni inkor qilish emasmi? 1000 yildan beri yashab kelgan olimlarning qilgan mehnatini ikki pulga chiqarish emasmi? Agar imom azamchalik ilmim bor degan odam bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Yarimcha ilmi bor odam qo'lini ko'tarsin. Yo'qmi? Mazhab tushib ketaveraylik. Abu Hanifa shunday deb aytadi. Allohga qasam ichib aytamanki, kim bizni qiyosni hadisdan ustun qo'yadi desa yolg'on gapiribdi. Bizga tuhmat qildi. Hadis sahih bo'la turib, qiyosga o'rin qolarmidi? Shuning uchun imomi azam hadis turganda bir chekka surib qo'yib o'zini ra'yini aytgan degan gapni gapirayotganlar tuhmat qilayotganligini Abu Hanifa qasam bilan aytyapti. Ha, ba'zi bir hadislarda Imom Buxoriy keyingi davrda yashab yiqqan bo'lsa, imomi azam mana shu hadis haqida bexabar bo'lishi mumkin. Chunki Imom Buxoriy faqat hadis jamlash bilan shug'ullangan. Bo'lishi mumkin ba'zi bir hadislarda imomi azam eshitmaganligi. Lekin hadis turganda hadis chekka qo'yib o'zini ra'yini bilan hukm chiqargan degan odam imom azamga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Imom azam o'ta fahmli, aqlli kishi edi. Bir kuni bir odam keldi, aytdiki, men ayolim gapirmagunicha unga gapirmayman deb qasam ichdim. Ayolim ham toki o'zingiz so'zlamagunicha men ham gapirmayman deb qasam ichdi. Endi nima qilamiz dedi. Shunda imom azam borib gapiraver, hech narsa emas dedi. Bu yerda guvoh bo'lib turgan Sufyon as-Savri nimaga asoslanib buni hukm chiqardingiz dedi. Imom shunday so'zini izohladi. Avval er qasam ichgan. Uni so'zidan keyin ayol kishi qasam ichgan. Erkak kishi sen gapirmaguncha gapirmayman deb qasam ichgandan keyin ayol gapirib qasam ichdimi? Demak, er qasami oqlandi. Unga kafforat to'lashlikda hojati yo'q dedi. Shunda qilib kafforat shart emas dedi. Sufyon as-Savri hazratlari hali ilmda siz erishgan kashflardan biz g'aflatdamiz dedi. Alloh taolo imom-i azamni juda ko'p bir xayriyatlar bilan aziz qilgan edi. Chunki bu kishining hayot haqida dars boshlaganimizda aytganmiz. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinni tushunadigan dinda faqih qilib qo'yadi. Shuning uchun akalar, mazhab kerak emas deyotgan odamlarchi, yana o'larroq gapirsin-da.
Endi o'sha domlasiga erchib gapirayotgandir. Domlasini eshitib olgan gapi bilan bu ulug' imomlarga ta'na yetkazayotgandir. Senchi, birodar, mana shu imomlarga bir ta'na yetkazishdan avval o'zing bitta kitobda o'qib yodlab ko'r. Masalan, xunu duosini yodlashga qancha qiyinchilik bo'ladi o'zi. Dars berishlikka, dars o'rganishlikka. Shuning uchun avval sen bu ko'chaga kirib ko'r. Bir 3-4 qadam yurib ko'r. Yura olamikansan? 5-6 qadam yurganingdan keyin bilasan bu odamlarni qadrini. Zar qadriga zargar yetar. İmam Azam rahmetullahi aleyhinin hayatında bulup otken, yaşlıkta bulup otken bir vakıya ait otamız. Kudasızlar bulan bugün bahsi, vaktimiz yetken için. İmam Azam yaş yigitçiyken tüş gördü. Tüşü de bir tonguz katta darahını, tomurunu kırış için tayge keldi. Darahını bir domdası egildi de tonguzunu kattı bir uldu. Tonguz bakırgen içi kaçıp gitti. Keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Yosh imom azam uyg'ondida tushini, ta'birini so'rash uchun ustozi Hammodning oldiga bordi. Borsa ustozi mahzun, g'amga kirgan, o'ylanib o'tiribdi. Abu Hanifa unga sizga nima bo'ldi ustoz? Hammod aytadi. Xalifani oldiga bir to'p xudosizlar kelishib bu koinotni yaratuvchisi yo'q. Koinot o'z-o'zidan bor bo'lgan deb bahslashgani ketdi. Zamoningizda eng bilimdon odamini chaqiringlar deb keldi. Endi meni chaqiribdi. Shunga endi dedi o'ylanib o'tiribman dedi. Shunda Abu Hanifa aytdi, "Men tushundim endi tushimi ta'birini" dedi. Ular bilan bahs qilgani menga ruxsat beringlar. Agar yengib qo'ysam, ha bu shogirdini yenga olmadinglar, ustozi bilan qanday gaplashasizlar? Deyishadi. Agar yengilib qolsa men yosh bolada deb qo'yishadi dedi. Ustozi ko'ndi. Va'dalashilgan kunda yosh imom azam, yosh yigit bu xudosizlarni ro'parasida qoyim bo'ldi. Ular aytishdi: "Sen bizga savollarimizga javob ber, oyat hadis ishlatma." Chunki kofir bo'lgandan keyin oyatga ham hadisga ham iymon keltirmaydi. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob ber dedi. Mantiqqa to'g'ri kelsin. Savollari. Birinchisi. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gassimonmi? Yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Robbingning yuzi qaysi tarafga qaragan? Agar ishlar hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing nima bilan band? Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Sizlar musulmon aytasizlar, biz jannatga kiramiz, jannatda abadiy bo'lamiz. Qanday qilib aqlga sig'adi? Qanday abadiy bo'lishi mumkin? Keyingi savoli, agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. Keyingi savoli, shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovdan yaralganini yana olov bilan azoblash mumkin do'zoqqa solib. Oxirgi savoli, hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalarni jazolaydi? Savollarga birinchidan javoblar berila boshladi. Birinchi savol, seni Robbing qaysi yili tug'ilgan? Javob, Alloh tug'magan, tug'ilmagan unga hech kim, hech narsa teng emas. İkincisi, seni Robbing qaysi yili paydo bo'lgan? Javob, Alloh zamonlar va vaqtlardan avval bor edi, undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Avval nimadir bo'lish kerak baribir. Imom ularga raqamlardan 3 undan oldin necha keladi dedi. Ular 2 deyishdi. 2dan avval necha bo'ladi? 1 deyishdi. 1dan avval necha bor dedi. Ular hech narsa yo'q deyishdi. Demak, raqamlarning avvalgisi 1 bo'ladigan bo'lsa, undan avval hech narsa bo'lishi mumkin bo'lmasa,
Demek hakiki yegane bir bo'lgan Allah'tan avvalan bir narsa bo'lishi mümkün emas u. Demek Allah'tan avval biror narsa bo'lishi mümkün emasligi aqlga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. To'rtinchisi. Robbingning zoti qanday? Bulut tutunga o'xshagan gassimonmi, oqib turadigan suvga o'xshagan suyuqmi yoki bir qattiqmi toshga o'xshagan? Zoti qanday? İmam ularga shunday javob berdi. Vafot qilayotgan odamni oldi o'tirganmisizlar dedi. Ular ha deydi. Qarab turdinglar, vafot qildi. Harakatlari to'xtadi. Nafasi to'xtadi, ovozi to'xtadi. Ha. Nima o'zgardi undan dedi. Undan ruh chiqib ketdi deydi. Shu yerda o'tiruvdinglarmi dedi. Ha deydi. Ruhni ko'rdinglarmi dedi. Gassimonmidi u? Suyuqmidi yoki qattiqmidi dedi. Ko'zi ko'rmasanglar yo'q degani emas-da. Demek çıkıp ketgan narsa çıkıp ketti, tana harakatsiz qoldi. Sizlar menga ruhni qanaqaligini aytib beringlar. Bu javobdan ham qanoatlanishdi. Robbingning yuzi qaysi tarafga qarab turibdi hozir? Robbingning yuzi qaysi tomonga qaragan? İmam bu savolga javobi ikki qismli dedi. Birincisi, qop qorong'i xonani o'rtasiga sham yoqqanmisizlar dedi. Ular ha deydi. Shamni yoqqaninglarda yorug'ligi qaysi tomonga qaradi dedi. Har tarafga dedi. Robbimning yuzi ham shunday dedi. Bir chiniga sutni quysanglar dedi. Shu sutni ichida yog' bormi dedi. Ular ha deydi. Qayerida? Ham yo'q edi dedi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiy. Alloh taolaga biror narsa o'xshamaydi, lekin ularning aqli qanoatlanadigan misolni tushuntirib berdi. Oltinchi savol. Agar ishlarni hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir qilayotgan ishi nima? Hamma ishlar Robbimning qo'lida. O'zi boshlab, o'zi tugatadi. Xorni aziz qiladi, azizni xor qiladi. Faqirni boy qiladi, boyni faqir qiladi. Kasalni sog' qiladi, sog'ni kasal qiladi. Keyingi savol. Nima ozaymasdan faqat ko'payadi. Kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm. 8-chi savoli. Sizlar biz jannatga kiramiz, u yerda abadiy bo'lamiz. Abadiylik qanday qilib aqlga sig'adi? Har qanday narsani boshlanishi bo'ldimi? Oxiri ham bo'lishligi kerak. Abadiylikni nima bilan tushuntirib berasan? İmam ularga aytdi, raqamlarning birinchisi qaysi dedi. Ular bir deydi. Undan keyingisi qaysi? Ikki deydi. Oxirgisichi dedi. Oxiri yo'q deydi. Boshlangan narsani oxiri bo'lmasligi mumkin ekanmi dedi. Demek jannatga kirganda boshlangan hayotni ham oxiriga nihoyasi bo'lmasligi mumkin dedi. To'g'ri keladi aqlga? To'g'ri keladi. Yo raqamda oxirgisi bormi? 9-chi savoli, Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. 10-chi savoli, shayton olovdan yaralgan, qanday qilib olovni olov bilan azoblash mumkin? 11-chi savoli, hamma ishlar taqdir qilingan bo'lsa, nima uchun bandalar jazolanadi? Bu uchala savolni javobini Imom Azam bitta harakati bilan tushuntirib berdi. Boyagi savol bergan xudosizlarni kattasini yerdan bir guvalaydimi, g'ishtimi oldida boshiga burib qonatib qo'ydi. Boshim deb og'rib qoldi boshi. Ana shu yerda turgan shurtiylar imomni ushab jazolatmoqchi bo'lishdi. Nimaga buni boshini yorasan deb. Shunda Abu Hanifa aytdi, "Mana shu ishim bilan dedi, 9-chi, 10-chi, 11-chi savollarga javobim bor dedi." Ular "Robbing bor bo'lsa ko'rsat" degan edi. "Boshing og'riyaptimi?" dedi. "Ha" dedi. "Og'riqni ko'rsat menga" dedi. 10-chi savoli, shayton olovdan yaralgan bo'lsa, yana qana qilib olov bilan azoblash mumkin dedi. Inson tuproqdan yaralgan, mana tuproq bilan azoblash iloji bo'ldi. Demek olovdan yaralgan iblisni qana qilib Alloh jazolashligini o'zi biladi va bunga qodir. 11-chi savoli, agar hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun Alloh jazolaydi? Demek buni boshini yorilishini ham Alloh taqdirga yozgan bo'lsa, nimaga meni qolmayman deyapsizlar dedi. Bugun boshi yorilish kerak ekan, men yordim.
Nima bo'ldi? Taqdirdagi ish bo'ldi. Taqdirdagi ish bo'lsa nima uchun jazolaysizlar? Bu xudosizlar berilgan javoblarda hammasidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'lishdi. İmam Azam rahmetullahi aleyh yaşlık davrida mana şimdi bir büyük akıl egesiydi. İmam Azam rahmetullahi aleyh ötken dersimizde ettik, badavlat kişiydi, boy kişiydi. Özünü 40 da şagirdini, tamami sarf haracatını özünü zimmesi yoğan idi. İmam Azam rahmetullahi aleyh ticaret bilan şugullanırken o kişinin ticaret malları Şam ve Irak arasında varıp gelir idi. Allah'ın fazlı bilen barakatlik daromad kılar idi. Bir yıl ötüşü bilen malını hesap kitap kılıp sermayesiye keregini ap koyardı da aşkenini fukahalarga, talebelerge, karelerine ihtiyaclarge sarp kagene nakbul kılıp birer idi. Birip durup aytar idi. Bu sizlerinin mallarınızın faydası. Meni qo'lim sababli Alloh bu molni sizlarga yetkizdi. Vallohi men o'zimni molimdan sizlarga berayotganim yo'q. Alloh taoloning menga bergan fazli Alloh taoloning rizqida hech kim hukmron emas. O'zini pulini berib turib, o'zingni puling, meni hech qanaqa sen ustingda fazlim yo'q, Allohning pulini beryapman deb turib kamtarlikni ko'ring. Imom Azam bergan va bu narsani Alloh taoloning fazli deb bilgan. Dersimizin nihoyasida u kishining hayotiga taalluqli bo'lgan bir shogirdi Abu Yusuf bilan bo'lgan bir voqeani aytib beraman inshaalloh nihoyasiyamiz. Keyingi darsda ham Imom Azam haqida gaplashamiz inshaalloh. O'tgan darsimizda aytdik, hammamiz ojizmiz. Hammamiz faqirmiz. Hammamiz muhtojmiz. Allohdan so'raydigan narsamiz ko'p. Endi kimdir yetyapti o'sha so'ragan narsasiga, kimdir yeta olmayapti. Farq nimada yetgan bilan yetmaganning o'rtasida? Yetmayotganlar so'ragan narsasini chin yuragidan xohlab so'rab, shunga sabab bo'ladigan ishni qilsa, Alloh albatta yetkazadi. Alloh meni ham qorilardan qilgin deydi, bo'ldi, boshqa ishi yo'q. Alloh meni oilamdan ham bir olimlarni chiqargin deb duo qiladi, farzandlar tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh katta shogirdi, zehni juda ham zo'r bo'lmagan. Yana uning ustiga faqir bo'lgan. Ustozidan darsni o'qib, o'zlashtirib, o'zlashtirmay shu borib kelar, lekin harakati bor edi u kishini. Alloh taolo ochgan keyin u kishiga. Yoshi kattayib qolgandan keyin Abu Yusuf otasi aytadi, "O'g'lim, birodarlaringni otalari bir davlatman odamlar. Ular bolalarini o'qitishlikka imkoniyati bor. Endi tirishchiligimiz qiyin bo'lib qoldi. Shu o'qishingni qo'ysang-da menga tirishchilikka yordam bersang" deb bolasiga shu gapni aytadi. Imom Azam bu narsadan xabar topgandan keyin Abu Yusufning uyiga boradi. Otasi bilan kuniga ma'lum bir miqdordagi pul berishlik evaziga bolasini kunini sotib oladi. Xuddi ishchi ishlatib unga pul bergandek Abu Yusuf'ni o'qitib, o'qigan kuniga pul to'laydi. Va otasiga aytadi, "Inshaalloh sizning o'g'lingiz, inshaalloh sizning o'g'lingiz xalifalarning dastarxonidan taom tanovul qiladi." Keyinchalik Imom Abu Yusuf xalifa Harun ar-Rashid davrida qozilik mansabida bo'ladi. Andalusdan tansiq bir taom keladi. Shu taomni xalifaning oldiga qo'yishganida Xalifa Harun ar-Rashid bu taomni yeyishlikka ustozimiz haqliroq bizdan dedi-da ustozga ovqatni uzatadi. Abu Yusuf qo'lini ovqatga uzatib turib kuladi. Kuladi. Shunda xalifa nimaga kulyapsiz deb so'raydi. Ustozim bir paytlar aytgan edi, "Inshaalloh o'g'lingiz xalifalarning dastarxonidan taom tanovul qiladi" degan edi. Alloh taolo ustozining so'zini yerda qo'ymasdan ro'yobga chiqardi. Mana shuning uchun kulyapman deydi. Demak, bu kishilar sidq dildan so'ragan va harakat qilgan, Alloh taolo ularni mana shu niyatlariga yetkazgan. Alloh subhanahu va taolo mana shuning bir buyuk saraflarimizni izidan borishlikka, ularni qoldirib ketgan ilmlarni o'rganishlikka va xalqqa mana shu narsani ta'lim berib,
amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.